Şimdi hava harekatı dediğim gibi devam ediyor. Bir yandan dün akşam yine bölgede Suriye'nin kuzeyindeki hedeflerin vurulduğunu açıkladı Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı. Bu arada bir tweet geldi, bu enteresandı. Selçuk Bayraktar, İHA, SİHA bunların yapan şirketin sahibi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı. Kuş ölürsen uçuşu hatırla diye bir tweet paylaştı dün akşam. Pek bir anlamda veremedik hani neyi ifade ediyor, ne anlatmaya çalışıyor diye ama hani onun da böyle bir paylaşımı var. Herhalde yani neyi, valla biz uçamıyoruz hani en azından ne ifade ettiğini bilmediğim için hani kuş ölürsen uçuşu hatırla demiş Selçuk Bayraktar ama valla biz uçanlara selam olsun diyoruz. Aşağıdan bakıyoruz uçanlara işte. Yani bizim durumumuz pek de öyle uçucu bir durum değil. Maalesef hani ayağa kalkmaya çalışan bir 85 milyon var. O da işte ekonomik gerekçelerle beli büküldüğü için. Biz uçuşunuzu hatırlamaktan ziyade kendi hayatımızı iyi yaşamak istiyoruz. Siz de bizim adımıza iletirseniz ilgili yerlere Sayın Selçuk Bayraktar seviniriz diyelim. Ve hemen... bu SİHA meselesine gidelim dedik ya, bölge kaynıyor. Perşembe günü bir ortalık karıştı. Niye karıştı? Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk SİHA'sını düşürdüğü açıklaması geldi. Türkiye'de Türk Dışişleri yalanladı, böyle bir şey yok dedi ama sonra öğrendik ki Pentagon'dan gelen haber bölgede bir SİHA'mızın Amerikan F-16'ları tarafından vurulduğu yönünde. Türk SİHA'sının ABD tarafından Suriye'de düşürülmesi gündemi sarstı. ABD Savunma Bakanlığı'na yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. SİHA'nın düşürülmesinin operasyonları olumsuz etkilemediği vurgulandı. Ankara'daki terör saldırısının ardından arka arkaya başladı Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyonlar. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pat Ryder, Suriye'nin kuzeybatısındaki Hasek yakınlarında Türkiye'ye ait bir insansız hava aracının ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü açıkladı. SİHA'nın düşürülmesini üzüntü verici bir olay olarak niteledi. Ryder, ABD güçlerine 500 metre kala mesafede tehdit olarak değerlendirildiğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. ABD'nin adıysa doğrudan geçmedi yazılı açıklamada. Suriye'nin kuzeyindeki Tel Fırat, Cizre ve Derik bölgelerinde çok sayıda terör hedefinin imha edildiği vurgulandı. Bir SİHA'nın kaybedildiğini söyledi Dışişleri Bakanlığı. Bu durumun operasyonları olumsuz etkilemediğinin altı çizildi. Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır. Söz konusu hadise devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir. Bu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. İki bakanın gündeminde Suriye'deki gelişmeler vardı. Bakan Fidan, Amerika'nın terör örgütü YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine getirmiştir. Çatışmasızlık mekanizmasının terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır. Böyle bu hafta biraz... dış politika ve güvenlik konuştuk. Konuşacağız da, konuşmaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor. Sadece Suriye'nin kuzeyi değil, bölgede de az önce anlattık. İsrail ve İsrail'in Gazze saldırısı gündeme bomba gibi düştü. Yani umalım, hep aynı şeyi söylüyoruz. Ben böyle dönemlerde gerçekten hani insanlara bu kadar devletler arasındaki kavganın sivillere yansımış olması... hep bizi üzecek şeylerden biri. Yani elbette herkes çıkarını korumaya çalışıyor. Bunu anlayabiliyoruz. Burada dikkatli, temkinli ve doğru adımlar atılması gerektiği konusunda da bir irade gösterilmesi gerekiyor. Ancak bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklama gibi yani dikkat edilmesi gereken şeyler var. Biz en azından Mehmetçiğin bunlara dikkat ettiğini bilmemiz bizim için de iyi bir şey.